İsmail Ağa Yayın Evi sunar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 1. ciltten 63. mektuptan devam ediyorduk. Bu mektupta İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu dinin asıllarında peygamberlerin ittifak halinde olduğunu, sadece fer'i dediğimiz bir takım fıkhi meşelelerde farklılıklar olduğunu peygamberler arasında ifade etmiştik. Yani ona dair konuşuyorduk. Yine devam ediyoruz. Ve mimma yahtasu bi haulail azam. Bu büyük zatlara yani peygamberlere mahsus olan şeylerdendir. Ne? İtikadu enfusihim beşeran. sairin nasi. Diğer insanlar gibi kendilerine beşer olarak inanırlar. Uluhiyet sadece Allah'a aittir. Ahkam koyma sadece Allah'ın işidir. Rabbimiz koyar ahkamı. Dolayısıyla biz de diğer insanlar gibi beşeriz der peygamberler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. ene beşer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla. Ben sadece bir beşerim. Yani sizin gibi yer içer, aynen sizin gibiyim. Sadece Allah'tan bana vahiy geliyor. Lakin yuha ayet kelimeler. Fakat vahiy ediliyor bana. Onun dışında ben de aynen sizin gibiyim. İşte bu peygamberlere mahsus olan hallerden biri de sair insanlar gibi kendilerini beşer olarak addetmeleridir. Vatikadu en enne, en el ilaha el mabudu huvel hakku subhanahu ve inanırlar ki 90 sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olan Hak Teala'dır ilah ve mabut. Yani mabut tapılan demek. Tapılan ne demek? Daha önce de ifade ettik bunu. Ahkamına uyulan demektir. Yani ahkamına uyulan sadece Allah Teâlâ'dır. Başkası değil. Ve davetün nâşi Teala. Ve yine bunlara mahsus olan hallerden biri de nedir? İnsanları Allah Teâlâ'ya davet ederler. Allah'a davet ederler. Allah Teala'nın ahkamına davet ederler. Dine davet ederler. Ki hem dünya hayatları hudur içerisinde olsun hem de ahiret hayatları cennette geçsin diye. Ve tenzihuhu celle şe'nuhu anil hulul vel ittihadi içine girip bir olmaktan da onu yani Allah Teala'yı tenzih ederler, beri kılarlar. Şimdi biraz da bahs birazdan hemen baş bahsedecek. İmam Rabbani Kudüs'eçir bu mesaili başka mektuplarında da anlatıyor. Hulul ve ittihat yani haşa ve kella Allah Teala bir kula hulul etmiş içine girmiş onunla tek varlık olmuş gibi anlamında kullanıyorlar bunu. Münkirunu bu, bu. peygamberliği inkar edenler rensul kezalik böyle değiller. Onlar böyle değil. Nasıl onlar? Bel ruesâuhum. Onların reisleri iddia ediyorlar. Neyi? El uluhiyete İlahlık iddiasında bulunuyorlar. Evet o iddiada bulunuyorlar. İnsanları Allah ve Resulünün Allah'ın göndermiş olduğu ahkam ile idare etmek varken onu yapmayıp akıllarına nefis, akıllarını nefislerine tabi kılarak ortaya Allah'ın koyduğu ahkam karşısında ona tamamen zıt olan bir takım hükümler koyarak insanları idare etmenin anlamı uluhiyettir, ilahlıktır. Çünkü bu ilahın vazifesidir. Ve yusbitune hulûlel hak fi enfusihim. Bakın bu kafirlerin reisleri ve ne diyorlar? Hak bize hulûl etmiştir diyorlar. Bizim içimize girmiş, biz, girmiş bizimle bir olmuştur diyorlar. Ve HaŞevne yetehâşevne min dâve istihkâkil ibadeti. İbadet, telahik olma davasından hiç çekinmiyorlar. Yani ahkamına uyulacak olan bizleriz diyorlar. Bunu rahat rahat söylüyorlar. Niye? E ilah bize hulul etti. Biz ilah ile tek bir varlık olduk. Dolayısıyla artık sizin hayatınızın ne şekilde devam etmesi gerektiğine dair ahkamı koyacak olan bizleriz diyorlar. Ve etlak ismil uluhiyeti ilahlık ismini kendilerine veriyorlar. Ala enfuşim kendilerine veriyorlar fela ceram. Hiç şüphe yok ki. la yahla'une. Hiç şüphe yok ki bunlar sürekli olarak her daim çıkarıyorlar. Neyi çıkarıyorlar? Rübkatel ubudiyeti. Kulluk bağını kendilerinden çıkarıyorlar. Anrikabihim boyunlarından çıkarıyorlar. Veya yakaune ve düşüyorlar. Fî münkeratil ef'al. Kötü fiillerin içerisine düşüyorlar. Yaptıkları hep Yanlış. Allah'ın ahkamı karşısına hüküm koymak ne demek? İnsanlara kendini ilah diye tanıtmak ne demek? Nitekim Firavun aleyhillâne ne diyor Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle? Ene rabbukumul âlâ. Ben sizin en üstün Rabbinizim diyor. Allah muhafaza eylesin. Ve müstakbahatil amal. Çirkin amellere ne yapıyorlar? Ameller içerisine düşüyorlar. Ve eslukûne sebîlel Bir de şunu yapıyorlar tabii ki. Şimdi kendini bir insan, insan Yahubu Yemeden duramaz, içmeden duramaz, affedersiniz onları çıkarmadan duramaz. Kendini ilah yerine koyuyor. Estağfurullah, tövbe ya Rabbi. Bunu yapınca da her şey bize mübahtır diyorlar. İbaha yolunu seçiyorlar. Yani ve yez'umûne iddia ediyorlar ki ennel ilahe gayrı memnu'in min şeyin asla Asla hiçbir şeyden men edilen değildir diyorlar. Ne demek? Her şey bize mubah. Bize karşı hiçbir şey, hiçbir şey yasak olamaz diyorlar. Ve kullama yakulunehu her dedikleri yahsebunehu savaben. Onu doğru zannediyorlar. E haşa kendini ilah yerine koyunca insan her dediğini ne zanneder? E doğru zanneder. O iddiada bulunur. Ben yanlış yapmam. Benim yaptığım doğrudur. Tebaam bana uymak zorundadır. Bu ifadeleri onlardan çokça görürsünüz. Ve kullu ma yaptıkları her şey yad'umunehu mubahan. Onu mubah kabul ediyorlar. Kanaatleri bu noktada oluyor. Biz ne yaparsak yapalım o da mubahtır diyorlar. Neden? E kendilerini ilah yerine koydular da ondan. Kendilerini mabut tapılan saydılar da ondan. Kendilerini koymuş olduğu ahkama herkesin uyması gerektiği kanaatini taşıyor ve onu insanlara uygulattırıyor da ondan. Yani bu hale kapılma sebebi o lallu <laughs> allah. Onlar hem kendileri yoldan çıktılar hem de kendilerine tabi olanları yoldan çıkardılar. Allah muhafaza eylesin. <laughs> yazıklar olsun böyle insanlara. Böyle <laughs> etbahihim onlara tabi olanlara da yazıklar olsun. Böyle <laughs> eşyaihim onlara taraftar olanlara da yazıklar olsun. Ve aleyhi ittefakalehi'l enbiya u ve vesselam. salat selam üzerlerine olsun. Peygamberlerin ittifak ettiği şeylerdendir. Ve anhumun ki ruhum onlar inkar edenler de bunlardan nedirler mahrumdurlar. Ve saru la nasib lehum ve bunlar nasipsiz olmuşlardır. Min hadih Devleti bu büyük nimetten nasipsizdir bu adamlar inkarcılar. Peki peygamberlerin ittifak ettiği şey nedir? Enhum aleyhi salatu vesselam onlar o peygamberler kailune hükmediyorlar neye? bi nuzulil melaiketil kiram. Kıymetli meleklerin indiğine. Ellezine hum masumuna mutlakan minel atami. Mutlak olarak bu melekler günahlardan nedirler? Masumdurlar. Ve neyse fihim telavvusun ve taallukun bil enam. Onlar insanlara karışmaları, insanlara, insanlarla alakaları söz konusu değildir. Ve mutakidûne ennehum umenâul vahiyyih. Ve peygamberler inanıyorlar ki bunlar vahyin emini olan kişilerdir. Emanetçileridir vahyin bunlar. Ve hameletü kelamillahi teala Allah teala'nın kelamını taşıyanlardır bunlar bu melekler. Ve Yani ilel enbiya il azam. Büyük peygamberler. He? onlar taşıyorlar neyi? Vahyi. Fekullema yakuluhu e haulayle kabir. Bu büyük peygamberlerin söylemiş olduğu her şey yapulun onu menel hak subhanahu onun noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah'tan söylüyorlar haktan söylüyorlar daha önce de ifade ettiğim, ahkam koyma yetkisini Allah Teala kendinden başka hiç kimseye vermedi peygambere de vermedi peygambere vahiy ile bildirdi peygamber de o vahyin gereğini yerine getirdi yoksa kendi aklına danışarak hüküm koymadı ha peygamberler iştihad etmez mi İştihad ederler ama peygamberler içtihatlarına hata ederlerse derhal ikaz edilirler. Ve doğru şudur diye onlara vahiy, vahiy ile gelir ve onu öyle yaparlar. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her anına ahkam koyan Allah Teala'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, o ahkam doğrultusunda hayatını devam ettirmiş ve ömrünü öylece geçirmiş. Kendine gelen o ahkamı insanlara aktarmıştır, inananlara aktarmıştır. Ondan sonra da ashab aktarmıştır. Ondan sonra da onları görenler böylece günümüze kadar bu ahkam gelmiştir. Onun için ehli sünnet vel cemaat çizgisinden asla sapma göstermeyiniz. Ve kullama yübelluğune yübelluğune minhu teala. Peygamberler neyi tebliğ ediyorlarsa Allah Teala'dan gelen şeyi tebliğ ediyorlar. Kendi akıllarıyla ortaya koymuş oldukları ahkamı size tebliğ etmiyorlar. Allah'tan geleni tebliğ ediyorlar. Ve ahkamuhum el <travail> içtihadiyyetu eyzan. Bak onu da söylüyor şimdi. İçtihadi i̇şte olan hükümleri de müeyyedetun bil vahiy. ile pekiştirilmiş, kuvvetlendirilmiştir. Fe waqat vakat minhum celleten <también> faradla. <for Allah> <travail> Farada peygamberlerden bir celle. Zellenin bir manası da hatadır. Sadır olacak olsa tedareke Allahu subhanahu fil hal bil vahyil hemen derhal o anda Allah Teala noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla mutas olan Allah Teala onu ne yapar? Telafi eder. Yani onu düzeltir. Hataya asla yer yoktur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında. Çünkü onun yaşantısı dindir. Dolayısıyla din adına ne yapıyorsa hepsi vahye dayalıdır. akçe olamaz. Din adına içtihadi olarak bir hüküm veriyorsa, içtihadında hata ediyorsa o zaman Allah Teala derhal hemen o hatayı düzeltiyor. Çünkü din olarak inananlara intikal edecektir. Ve ruasa'ul munkirin. İnkarcıların reisleri ise اَلَّذ۪ينَ taunul uluhiyye onlar ilahlık iddiasında bulunuyorlar. Bakınız şu nettir. Bu ilahlık iddiası demek ne demektir? Ta başından beri biz ne anlatıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala ahkam gönderdi. Ondan bahsediyoruz hep. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, mesellem'in ahkam noktasında içtihat edecek olursa, hata söz konusu ise derhal ikaz edilir ve doğru şudur denilir ve onu yapar. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her anı Allah Teala'nın koymuş olduğu ahkam ile süslenmiştir. Dolayısıyla ondan sonra gelecek olan Müslümanların da hayatlarının her anı o ahkam üzere olması gerekir. Uluhiyet iddiasında bulunanlar ne yapıyorlar? Kendileri hüküm koyarak insanları idare etmeye çalışıyorlar. Bütün mesele budur. Bunun ötesinde bir mesele aramaya gerek yok. Uluhiyetten kast edilen de budur. İlahlıktan kast edilen de budur. Kullama yaqulunehu 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 minkubil anfushiim. Bak, bu münkirler, inkarcılar ne söylüyorsa kendilerinden söylüyorlar. Yani peygamberler gibi Allah'tan gelen bir vahiy ile ahkam ortaya koymuyorlar. Ya tamamen nefislerine tabi olarak yani akıllarını nefislerine tabi kılarak Allah'ın göndermiş olduğu ahkama mukabil ona karşı olan ahkam koyuyorlar. Kim? Münkirler, inkarcılar. Ve hava savaben. Ve bunu da doğru zannediyorlar. Niye? Bir vasıta zamil uluhiyeti. ilahlık kanaati var ya kendilerinde öyle bir davalar iddiaları var ya ilahız biz diyorlar ya ne dersek doğrudur zannediyorlar öyle bir şey yok. Hayan bakın insafu. İnsaf gerekir yahu. İnsaf gerekir. Lev enne şahsan da'ame nefşehu min kemali kılletil akli. Aklı son derece noksan olduğundan dolayı bir şahıs zannedecek olsa kendini ilahen ilah müstahakkan lil ibadeti. ibadete layık kendini zannedecek olsa ve bir hadet zami bu kanaatiyle de el fasidi tabii ki fasid bozuk olan bu kanaatiyle de kanaatiyle de yerde ki bu efalen bir takım fiiller irtikab edip yapacak olsa kabiyaten tabii ki çirkin eyu itibarın yekun ne değeri olabilir yaptıklarının ya şöyle yaptıklarının ne değeri olabilir hiçbir değeri olamaz çünkü ahkam koyan sadece Allah'tır. Fiil kelamı onun sözünde ne değer olabilir? melba'isu vel medaru alittibahi sebep olanı ve bağımlı olunan şey nedir Allah aşkına ona tabi olma noktasında böyle bir şey olabilir mi Nefsine tabi olarak hareket edeceksiniz ve insanlar da size uyacaklar böyle bir şey olamaz olmamalı oluyor mu tabii ki oluyor Maalesef oluyor ama olmamalı Mısra kullu ina'in bil fihi yandahu her <laughs> kap içinde olanı sızdırır. Dolayısıyla bir insan Allah ile irtibatı yok, tamamen nefsine tabi olmuş, münkir bir konumunda ise ondan gelecek olan ahkam insanların hayatını zehir etmek içindir. Zehirlemek içindir, başka bir şey için değildir. Şu an dünya üzerinde yaşanan da odur. Gücü olan herkesi ezmekte ve insanlara zulmetmektedir. Ve bize yıllardır medeni diye tanıtılanların ne kadar zehirli olduklarını da şu dönem itibarıyla Filistin'deki hadiseler itibarıyla çok net bir şekilde görüyoruz. İşte İmam Rabbani Kudüs'e sürü bunu anlatıyor. Ha? Kendilerini ilah yerine koyup ahkam koyarak insanları idare edenler ne olduklarını şu an itibarıyla biz net olarak görüyoruz. Kendilerini ilah yerine koyuyorlar. Haşa ve kella. Allah muhafaza eylesin. Ve irade emsale hadihil kelimat. Bu kelimeleri burada söylemek. Ünnemâ huve li ziyadetil ilah Tam bir açıklama yapalım diyedir. Ha ve illa yoksa fel hakku mumtazun anil batili. Hak batıldan zaten ayrılmıştır. Ayrıdır. Buna inanın akıl sahibi olan zaten anlıyor. Ama nefsine tabi olarak kendini yanlışlara sevk ediyor ayrı bir şey. Ve nur mubayyinun ve li zulmeti. Nur karanlığa nedir? Aykırıdır, zıttır. İslam nurdur. Onun dışında olanların hepsi karanlıktır. Dolayısıyla bunlar arasında uyum söz konusu değildir. Biri vahye dayanır, diğeri insan kendi aklını nefşe tabi kılarak ortaya ahkam koyar. Allah aşkına Allah'ın gönderdiği ahkam ile o nef aklını nefsine tabi kılanların ortaya koyduğu ahkam arasında uyum olabilir mi? Olamaz. Bismillah. Gâ el hak ve zeha batıl. Hak geldi, batıl yok oldu. Ünnel batıle kâne zehûka. Batıl zaten yok idi. Allahümme sebbitna alâ mutâba'ate hâulâ ile kâbir. Allah'ım bu büyük zatlara yani peygamberlere kâbi olma üzere bizleri sabit kıl. Aleyhimü salatu ve evvelen ve ahiren. Evvelen ve ahiren son nefesimize kadar o peygamber ki sonuncusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir ona tabi olmayı hepimize nasip eyle. Kıl payı onun yolundan, sapmamayı bizlere nasip eyle. Ve vakiyetül maksud. Yani son olarak söyleyeceğim de şudur diyor. Öne Cenab-ı Hakk'ım Siz daha iyi bilirsiniz. Biz Seyyid Miyan Pir Muhammed bunu. Femel hadet ilel kitabeti. Yazmaya ne hacet? Fi bab bu konuda. Ve lakin nektubu hazel kadre. Fakat bu kadarını ben yazdım diyor. Ennel fakira mahluzun bi meveddetihi. Onun sevgisiyle bu fakirde nedir hoşnuttur. Min muddeti azmanin uzun zamandan beri böyledir. Ve fi istehaku takmilil atebetil Sizin Sizin e, yüce eşi öpme e, yani onda yüce eşi öpme neci var arzusu var. Böyle bir temennisi isteği var. Ve fi istehaku takmilil atebetil aliye min muddetin medide uzun zamandan beri böyle bir durum var. Ve lakinnel an fakat şu an itibariyle tara aleyhi allahfu ona bir zayıflık arız oldu. Hasta oldu yani. Ve hasebil ebdan beden itibarıyla bir hastalığı var. Hatta sara sahibe firâşin. Hatta o kadar hasta oldu ki yatalak oldu. Munca ezmanin uzun zamandan beri. o kıyam kalkınca yeteveccehu yönelecek nahve zâlikel canib. Yüksek tarafınıza el Ali yüksek tarafınıza raciyen el-inayeti ilgi umarak oraya yönelecek. Min <laughs> hazretiküm sizden mahattil amali ve emani istek ve beklentilerin durağı olan zat halinizden ne, yap ne yapacak diyor? İlgi umarak o tarafa yönelecek. Böylece İmam Rabbani Kuddi Şesuru bir dilek ve temenni içinde dile getirerek mektubu tamamladı. Sonuç olarak bu mektuptan çıkan bize nedir? Sonuç olarak çıkan biz inanan insanlar sadece Allah Teala'nın son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu ahkam ile hayatımızı bütünüyle hem de o ahkamın hayatımızı devam ettireceğiz. Eğer dünyada huzur, ahirette kurtuluş, cennet cemalullah istiyorsak yapacak olduğumuz budur. Bunun dışında hiçbir şey bizi ahirette kurtarmaz. Hele hele akıllarını nefislerine tabi kılanların Kur'an ahkamına aykırı olarak ortaya koymuş olduğu hükümlere tabi olarak hayatı devam ettirmek bizleri asla kurtarmaz. Asla ve kat'a kurtarmaz Allah muhafaza eylesin. Elimizden ne geliyorsa bulunmuş olduğumuz coğrafyada onun için gayret etmeli ve İslam'ın bütününü yaşamak için de ayrıca gayret sarf etmeliyiz. Ve Müslümanlar Filistin meselesinden sonra ittihadı mutlaka gerçekleştirmelidirler. Tüm dünya Müslümanlarını bir araya getirecek olan bir başın mutlaka olması gerekir. Allah Teala bunu da Müslüman kardeşlerimize nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil İsmail İsmaila Yayın Evi sundu. Allah صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد